Bu videoda işleyeceğimiz kalp kusuru yani defektin adı hipoplastik sol kalp sendromu. Bu sendrom genelde İngilizce adının baş harflerini alarak HLHS ya da HLHS olarak kısaltılıyor. Bu defektin kendisini anlatmak son derece basit olduğu için bu videonun çoğunu defektin nasıl düzeltildiğine odaklanarak geçirmek istiyorum arkadaşlar müsaade ederseniz. Şimdi üç cerrahi müdahale aşaması var ve bunlar gerçekten de çok ilginç. Adından da anlaşılacağı gibi bu defekte işlevsel olarak sol karıncık yoktur. Yani gelişmemiştir. Bu yüzden kanı aortla vücuda yollayacak büyük pompalama odacığımız yoktur. Tabii ki bebek bu şekilde yaşayamaz. Bu sebeple genellikle ilk birkaç günden birkaç haftaya kadar ductus arteriosus hala açıktır ve bebeğin hayatta kalması için ASD açık kalır. Ama genelde bebeğin hemen cerrahi müdahale geçirmesi gerekir. Hadi gelin bu cerrahi müdahalenin üç aşamasına birlikte bakalım. İlki Norwood Sano olarak adlandırılır. Bütün bu cerrahi müdahaleler veya ameliyatlar bunları keşfeden cerrahların isimleriyle anılıyor. Sano, şant kavramını bulan kişi. Şimdi Sorunumuzu buraya yazalım. Sistemik dolaşım yok. Aorttan geçen hiçbir şey yoktur çünkü sol karıncık o kadar küçüktür ki neredeyse yok gibidir ve işe yaramaz. Bu yüzden de sistemik akış yoktur. Bu arada aorta kan yollayan sol karıncık olmadan aortun normal bir kalpteki gibi kalın ve güçlü bir yapısı olmaz. Böyle küçücük bir şeydir. Ama bu durum çok da bir şey fark ettirmez çünkü bizim ilk amacımız vücuda kan tedariği yapmak. Unutmayın, şu an vücut kan olmadığı için deyim yerindeyse kurudu. Cerrahların yaptığı şey, sağ karıncıktan çıkan bu pulmoner arteri aorta dikmektir. Şimdi birazdan çizeceğim her şey kavramsal düzeyde kalacak çünkü anatomik açıdan doğru bir çizim yapmam mümkün değil. O yüzden yalnızca kafanızda canlansın diye çiziyorum, tamam mı? Temel fikir şu. Sağ karıncıktan çıkan herhangi bir damarın genelde pulmoner arterden akciğerlere gitmesi gerekir. Burada ise aorta gidiyor. Tabii mevcut durumda önümüzdeki en önemli gündem maddesi vücuda kan sağlamak. Şimdi yeni bir aortumuz var. Hemen buraya sizin için ee, çizeceğim, temizleyeyim şurayı sizin için. Evet, ayrıca genelde sağ ve sol kulakçık arasında olan ASD'den de bahsetmek istiyorum. Bunun hakkında bir video yapmıştık. Atrial septal defekt diye aratırsanız bulabilirsiniz. ASD büyük bir septum defektidir ve kulakçıkların arası açıktır. Evet, ilk cerrahi müdahalede ASD'ye pek dokunulmaz. Norwood Sano e, da ilk olarak sağ karıncıktan çıkan bu kocaman damar vücuda bağlanır. Norwood ameliyatındaki bu aşamada kan akışı sistemik arterler aracılığıyla gerçekleşir. Yani bunda bir sorun yok ama pulmoner dolaşım olmaz. Çünkü pulmoner arter sistemik dolaşımı sağlamak için ödünç alınmıştır. Bunun sebebi de çalışan pompalayan tek karıncığımızın sağ karıncık olmasıdır. Önceliğimiz de zaten vücuda kan pompalanmasını sağlamak, değil mi? Peki, şu anda pulmoner dolaşımımız yok dedik. Sırada ameliyatın bir parçası olan büyük sano şantı var. Bu aşamada sağ karıncıktan pulmoner arter e ağacına doğru şant uygulanır. Tamam mı? Sağ karıncıktan pulmoner arter ağacına doğru şant uygulanır. Şu anda olması gerektiği gibi sağ karıncaya bağımız var ama buradaki akış vasıtasıyla bir bağlanma yok. Bu kısım aortun üzerinden dikilmiş. Ama sağ karıncıktan kan almak, sonra da akciğerlere yollayıp oksijen elde etmek için hala şantımız var. Yeni yapılandırılmış aortumuzda ne renk kanın dolaştığını düşünürsek, sağ kulakçıktan gelen mavi kan var. Burada septal defekt olduğu için de akciğerlerden buraya gelen kırmızı kan var. Böylece buradaki karışım sağ karıncıkta mor kan olarak sonuçlanır. Şimdi bu mor kan hem büyük yeni atardamara hem de şantımızla akciğerlere gidiyor. Bu ameliyat bebek doğduktan sonra ilk fırsatta yapılır ve bu şekilde bu bebekler birkaç ay Norwood-Sano bebeği olarak kalırlar. Bazen hastanede sağlık çalışanlarının bu terimi kullandığını duyabilirsiniz. Evet, Norwood-Sano bebeği. İşte bu bebeklerin kalplerindeki kan dolaşımı kabaca gösterdiğim şekilde sağlanıyor. Şimdi sistemik dolaşımın sağlanmaması sorununu çözdük ve pulmoner dolaşımın eksikliği sorununu da Sano şantını kullanarak hallettik. Birkaç ay geçer ve bebek büyür. Aslında bir sonraki adıma geçmek için 4 ay diyebilirim. Bu zamana kadar patent ductus arteriosus da kapanır. Bu yüzden onu siliyorum. Bir sonraki ameliyata geçelim. Buna glen deniyor ve 2N ile yazılıyor. Fark ettiyseniz sağ karıncıktan pulmoner artere giden turuncu şantı sildim. Yani yine sorunumuz pulmoner dolaşımın olmaması. Ama bu sefer sağ karıncık kanı vücuda pompalamak için kullanılmalı. Ama şantı buradan aldıktan sonra sorunun daha kalıcı bir şekilde çözülmesi gerekir. Böylece pulmoner artere ve dolayısıyla akciğerlere kan akışı sağlanır. İkinci ve üçüncü ameliyatlarda yapılan da aynen budur. Vücuttan gelen venöz geri dönüş direkt pulmoner artere bağlanır. Sağ kulakçığa bakarsak sağ tarafa geri dönen iki venöz kan kaynağı buluruz. Bu da sağ kulakça mavi oksijensiz kanı verir. Üstteki SVK yani superior vena cava ya da üst toplar damar adını alır. Üstekine böyle diyoruz. Tamam mı? Superior superior ya da superior vena cava. Tabii ki altındaki de inferior vena cava. Inferior ya da İngilizce'deki söylenişli inferior vena cava. Kısaca IVK ya da alt ana toplar damar. Tamam mı? Glenn ameliyatı söz konusu olduğunda sadece SVK ile ilgilensek yeter. SVK'nın tam buradan sağ kulakçağa nasıl bağlandığını görüyor musunuz? Glenn ameliyatında yapılan şey, SVK'yı doğrudan pulmoner artere bağlamaktır. Buraya da yazıyorum. Çizimim anatomik açıdan hiç de doğru değil. Tamam mı? Tamamen kavramsal. Yani tam olarak neyin nereye bağlandığını e, çizimden anlamak çok zor. Ama işlevsel olarak SVK'dan gelen kan şimdi doğrudan pulmoner artere gidiyor. Yani şantı aracı olarak kullanmıyor. Sağ kulakçık yoluyla da gitmiyor. Onun yerine bu sağ kulakçık üstten kapanmış. SVK venöz oksijensiz kanı kafadan ve vücudun üst kısmından alır. Buradan gelen mavi kanımız var. Şimdi glendeki kan yolunu takip edelim. Diyelim ki siz bir kan damlasısınız. Vücudun üst kısmından geliyorsanız SVK'ya giriş yaparsınız, akciğerlere direkt olarak gidersiniz. Sonra da sol kulakçağa kırmızı kan olarak geri dönersiniz. Ama IVK'dan geliyorsanız yine sağ kulakçağa gidersiniz, sol kulakçıktaki kırmızı kanla karışırsınız, karıncağa geçersiniz ve o da sizi vücuda pompalar. ASD'nin karşısında gerçekleşen mavi ile kırmızı kan karışımı sağ karıncık tarafından vücuda pompalanır. Glen bebeklerinde buradaki kan mor renktedir. Saturasyon genelde 80'lerdedir. Bu da iyi bir şey. Şantı kaldırmak elbette kalıcı bir çözüm değil. Kanın akciğerlere gitmesi ve sağ karıncığın sistemik pompalama odacığı olmak üzere boşaltılması için kalıcı bir yol bulmamız lazım. İşte bu da Glen ameliyatı ile oluyor. Üçüncüsü ise tahmin ettiğiniz üzere fontan ameliyatı. Şimdi IVK ile ilgileneceğiz. Şuranın bir kısmını sileyim. IVK'nın sağ kulakçağa bağlanması yerine artık kapatıldığını görüyoruz ve onun yerine pulmoner artere bağlanacak. İşte IVK burada. Burayı sileceğim çünkü biraz kafa karıştırıcı. SVK ve IVK'nın ikisi de doğrudan pulmoner artere gidiyor. Aslında kanın bütün venöz drenajı kalbin sağ tarafını pas geçerek şimdi doğrudan akciğerlere gidiyor. Unutmayalım ki kalbin sağ tarafının tek görevi bu kanı akciğerlere taşımak. Şimdi ise bunu pas geçtik. Bu yüzden kalbin tümü iki odacıklı bir kalp gibi işlev görüyor. Bununla demek istediğim şu. Tek bir tane işleyen kulakçığımız var. Çünkü burada ikisini birbirine bağlayan bir delik var. Kulakçık hala akciğerlerden gelen kanı tutuyor. Yani sol kulakçık. Görevini yapan yine bir karıncık var. Buradaki kahraman sağ karıncık. Çünkü gelişmemiş sol karıncığın görevini üstleniyor ve tüm vücuda kan sağlıyor. Fontan bebeğinin kan akış yolunu takip edersek, vena kavalardan gelen mavi kan doğrudan akciğerlere gider. Akciğerlerden geri gelen kan kırmızıdır ve sol kulakçığa gelir, sağ kulakçığa doğru akar. İşlevsel olarak sol veya sağ kulakçık tek bir tane gibidir dememin sebebi buydu. Kan buraya sağ kulakçığa akar, sağ karıncağa gelir ve sonunda bu büyük damarımıza yani aorta gelir. Oradan vücut oksijen e, almaya başlar vücut oksijen dolar ve kan akışı sağlanır. Bu bence oldukça zekice bir yol. Düşündüğümüzde fontan ameliyatı genelde bebek 2 ila 4 yaş aralığındayken yapılır. Tek bir karıncığımız olduğu için ona yaptığı en önemli işi yaptırıyoruz. Vücuda kan pompalatıyoruz. Kanı akciğerlere doğrudan yönlendirmek için farklı yollar düşünebiliriz. Bu noktada belki aklınıza şu soru gelmiştir. Neden Norwood Sano ameliyatıyla şant sağlanması olayına giriliyor da hemen Glenn ve Fontan ameliyatları yapılmıyor? Şunu unutmayın. Genelde akciğerlere kan pompalayan bir kas olan sağ karıncığımız vardır. Şimdi burası tamamen pasif dolaşımdan ibaret. SVK'dan IVK'ya pasif dolaşım. Direnç çok yüksekse pasif dolaşım gerçekleşmeyecek. Bebekken de direnç çok yüksek olduğu için bu ameliyat hemen yapılırsa akciğerlere hiç kan gitmez. Bu yüzden ameliyat için beklenir ve o sırada şant uygulaması yapılır kısacası akciğerlere kanın gitmesi için pasif dolaşım yeterli olana kadar pulmoner direncin azalmasını bekleriz özetle bu üç ameliyat hipoplastik sol kalp sendromunu iyileştirmek için günümüzde izlenen standart yoldur hastalar bu sayede yetişkinliğe doğru yaşamlarını sürdürme şansı yakalarlar